Cinler kayıp olanları bulabilir. Gerek ömürlerinin uzunluğu, gerekse seri hareket etmeleri cinleri insanlardan farklı kılmaktadır. Bu yüzden insanların görüp bilemediği pek çok şeyi onların görüp bildikleri anlaşılmaktadır. Bu sebeple kayıp eşyaları bilmeleri ve bunları bulmaları mümkündür. Ancak onlar var olan ve bizim göremediğimiz, yerini unuttuğumuz veya bilmediğimiz şeylerdir. Zatında Allah'tan başka kimsenin hakkında bilgi sahibi olmadığı gayb konusu ile ilgili değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gayba ait bazı konuların özellikle Allah'tan başkası tarafından bilinemeyeceği belirtilmektedir. Mesela gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Ayetinde belirtilen insanların ve kainatın geleceği ile alakalı hususlarla kıyamet, ölüm, kader, ecel, rızık ve doğacak çocuğun iyi mi kötü mü olacağını, karakterini, cennetlik mi cehennemlik mi olduğu konularını da kimsenin bilemeyeceği belirtilmektedir. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın görünmeyen ve bilinmeyenleri bildiği ifade edilirken Allah Celle Celaluhu peygamberlerden dilediği kimselere de gaybı bildireceğini de haber vermektedir. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından göcüler salar buyurulmaktadır. Konu cin suresinde geçmesine rağmen cinlerin de gaybı bilebilecekleri veya onlara da bildirileceği ifade edilmemektedir. Ayrıca açıkça cinlerin gaybı bilemeyeceğini bildiren ayetler de vardır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Bu sebeple kısaca diyebiliriz ki cinler gaybı bilmez. Ancak gayb hükmünde olmayan, bizim kaybettiğimiz veya var olduğu halde bilmediğimiz şehadet alemine, yani şu bizim yaşadığımız görünen aleme ait şeyleri bilebilirler ve yitik eşyaları bulabilirler. Bunda hızlarının, boyutlarının ve ömürlerinin uzun olmasının etkisi büyüktür.